Teşekkürler, 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 teşekkürler. Bak, Ankara oyuna balar. Ah, aman, aman. Ben dayanamam. Ben dayanamam. Çok da içtim, kafalarım duman. Kafalarım kimden dolayı kafalar duman oluyor? Ya çok içince kafalar zaten duman oluyor. Öyle mi? Sevda var. Çok içince tabii. Ankara oynaması hakikaten yüreğine sağlık, Orhan Can'a yakın. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Yüzün Eski TV ekranlarından herkese merhabalar. Kucak dolusu sevgiler, hürmetler. Her nerelerde izleniliyorsak efendim. Yurt dışında, yurt içinde, yurt dışından sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderelim. Sevgili, kıymetli benim can cazlarım, sevgili seyircilerim diyorum. Özel bir yayın diyoruz. Benim maşallah. Bütün yayınlarım özel. Hayır, senin bütün yayınlar özel. Hep özel diyorum. Aynen. Evet, kıymetli insanları ağırladığım için. Özel, özel programda özel insan olmak da güzel özel tabii. Özel insan kesinlikle. Dünyadan, Mars'a, Edirne'den, Kars'a, Yavru Vatan, Kıbrıs'a şu an her ne kadar bizi izleyen varsa Yeliz Akay hanımefendiyle selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldin, iyi yayınlar olsun diyoruz. Sevgilim. Can'a yakın, size çok yakın. Her zaman evet, olduğu gibi. Evet, Orhan Can'a yakın. Türk evet. Halk müziğinin gerçekten beyefendi sesi. Eyvallah, hem sanatçı kimliğiyle hem kişiliğiyle gerçekten adam gibi adam. Allah razı olsun. Edebinle, ahlakınla. Allah razı olsun. Çizdiğin bu yolda hiçbir şekilde zikzak yapmadan hızlı bir şekilde ilerleyen bir adamsın. Yıllara dayalı aslında. Allah razı olsun. Eyvallah. Aynen, hem programcı kendisi. Yıllardır zaten. Hem Ali Bey 15 yıldır Can'a Yakın Show. Can'a evet. Yakın Show olarak benim programım devam ediyor evet. Tabii 15 yıl. Kardeş kanalda efendim evet. Çok da güzeldi. Son bölümü ben izledim. Yo, ben son canlı yayında çok güzeldi. Birçok kanalda program yaptım. Tabii evet. Ben yani yapmadığımız kanalda kalmadı. Evet. Çok... Ulusal ve yerelde tabii. Ulusal kanallara da çok program yaptım ben. Evet, evet. Yeni yani albüm hayırlı olsun. Yeni albüm inşallah. Bu albüm yeni işte. Evet, Dut Ağacı. Evet, evet, Dut Ağacı. Şu anda bütün dijital platformlardasın. Bunun klibini çektik ama daha piyasaya çıkmadı. Piyasaya sürmedik ama YouTube'da bulabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla Çorumlu Amir sağ olsun eşlik etti klibimize. Çok güzel, yani, çok güzel. Hayırlı olsun. Zenci o, Nijeryalı falan diyorlar da o Çorumluyum dedi. Bir kere ondan sonra ben... Zenci, o evlendirdim onu. Öyle ben, mi? Tabii. Aa, evlenemedi. Bütün kanallarda dolaştı. Evlenemiyor baktım. Klipte evlendirdim. Gel kardeşim evlendireyim seni. Klipte evlendirdim. Hadi bakalım. Ama CD olarak şu anda stüdyoda. İnşallah yakın zamanda çıkacak. Yakın zamanda çıkacak tabii. Ama şu anda her şey tabii dijital platformlarda olduğu için. Aynen. Değil mi? Şu aynen, anda aynen. YouTube'da tabii. Falan da var. Tabii tabii. Her yerde var. Her yerde var. Aynen, genelde var. Böyle Orhan Can'a yakın dendiği zaman böyle hem slow eserler hem bir o kadar var, da böyle var. Ankara oyun havaları. Slow da var tabii. Şimdi şöyle albüm olarak biz daha çok ağırlık Ankara oyun havalarına evet, ağırlık Ankara. Veriyoruz ama evet. Tarzımız sadece albüm olarak Ankara. Evet. Dolayısıyla sanat hı-hı. Müziği, halk müziği. Her çünkü, tarzı var beş, sende. Var, var, her tarzı var. Elhamdülillah. Çünkü sabit sahnelerde biz 6 saat, 7 saat eser, şarkı, sahneli sahne, alıyorsunuz. Repertuarın çok geniş. Elhamdülillah. Kalışacağız. Ama bu son tamam. Albümde biraz daha böyle ben eserleri dinledik. Var bir tane Ankara slow eser var da ben bugün dedim biraz daha böyle hareketli olsun. Hep hareketli olsun. Evet, Sevdan Yalan diye bir eser var slow. Aha. Çok güzel bir eser. O da oğluma ait sözlerim. Öyle mi? Baba oğul efendim. Tabii. Biz ailece şirketiyiz. Ailece çalışıyoruz. Eşim çok bayan kuaförü. Oo çok güzel. Reklamı yapıyor Esen bakar mısın? Eşim bayan kuaförü. Evet. Oğlum Hüseyin Can'a yakın, Can'a yakın müzik yapım ses kayıt stüdyosunun. Oo aranjörü. Çok güzel. Tabii. Çok güzel. Başarılar. Oğlum da bağlamacım benim o. Çok güzel. Başarıların daim olsun. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şöyle alayım ben seni. Sağ olun. Oğlancım. Bir de çok böyle evet. Konuşacağız maşallah ne güzel. Kesinlikle. Kesinlikle. Efendim ikinci program konuğumsa sevgili Vision SX TV izleyenlerim. Göz doktoru, operatör, doktor Hatice Semir'in tipli oğlu İper. Çok böyle uzun, naif bir soyadınız var canım hocam. Aynı zamanda hocamız üniversite hocasıdır. Çok kıymetli gerçekten. Çok kıymetli hocaları sizlerle buluşturuyoruz ki uzmanlarla doğru uzmanların bilgileriyle bizler bilinçlenelim, bilgilenelim diye eğitim uzmanı özel bir üniversitede aynı zamanda hocamız. Neleri konuşacağız efendim? Göz problemi olanlar ekran başına diyoruz. Çocuklarda göz muayenesinin önemi ne? Katarak nedir? Belirtileri nelerdir? Bunları konuşacağız. Glokom nedir? Yani göz tansiyonu. Göz kanamalarından farkı nedir? Göz tansiyonunun hocamızın değerlendirmeleriyle bilgileneceğiz efendim. Göz şeker hastalığının gözlerimize olan etkilerini konuşacağız. Tabii ki iyi etkileri yok. Çok berbat, çok kötü etkileri var. Hocamızla konuşacağız. Sarı nokta hastalığını konuşacağız efendim. Dünyada göz hastalıkları tanı ve tedavisinde Türkiye kaçıncı sırada? Katarak ameliyatının başarı oranı nedir? Göze dair her şeyi konuşacağız sevgili izleyenler. Bu program kaçmaz diyoruz. Mesajlarınızı bekliyorum efendim. Bunun için ne yapıyoruz? 58 yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı ve sorumuzu yazdıktan sonra 39-69'a gönderiyoruz sevgili izleyenlerim. Canlı yayın numaralarımızı şöyle bir hatırlatalım.
alan kodumuzla birlikte 0212 571 çift 0 58 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli hocama canlı canlı sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınız varsa ki illaki muhakkak olacak hocam. Çünkü göz bizim her şeyimiz, değil mi? Göz sağlığı, gözümüz bizim en kıymetli organlarımızdan bir tanesi. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hocam, çocuklarda göz muayenesinin öneminden başlayalım mı? Çok önem verdiğimiz bir şey bu. Bütün evet. göz muayenelerinin içinde belki en çok üstünde durduğumuz şey çocuklarda göz muayenesi. İnsan doğduğu zaman görmeyi bilmiyor aslında. İnsanın gözü ve beyni sadece dörtte bir oranında gelişmiş olarak doğuyor. Ve yavaş yavaş bunu öğreniyor. Yavaş yavaş gelişiyor bu dokular, organlar. Bunun içinde eğer bir aksaklık varsa bu öğrenme sürecinde mutlaka müdahale etmek ve tamamlamak gerekiyor. Biz bunu ağırlıklı bir yaşına kadar, hadi bir yaşını geçtik, 5 yaşına kadar eğer düzeltemezsek, o zaman çocuğu ondan sonra görsek bile istediğimiz kadar iyi gördüremiyoruz hiçbir zaman. Onun için mutlaka bir doğumda zaten muayene oluyor. Ama 6. aydan sonra 3 yaşına kadar bu diyoruz çok kıymetli bir süre. Bu sürede mutlaka bir, hatta bazen birden fazla göz doktoru tarafından görülmeleri çok önemli çocuklar için. Yani doğumdan hemen sonra? Doğumda zaten hani bir ilk muayene de yapılıyor. Ondan sonra bir 6 aylık bir süre veriyoruz bazı gelişmelerin ilerlemesi için. Ama 6 ay ile 3 yaş arasında mutlaka, mutlaka hiçbir şikayet olmasa bile görmesini istiyoruz doktorun. Evet, evet. Hocam katarakta geçelim o zaman. Katarak nedir? Belirtileri nedir? Hasta hangi şikayetlerle gelir? Şimdi katarak çocuklarda da oluyor, bebeklerde de oluyor. İleri yaşta da oluyor. İleri yaşta tabii kendini ifade edebilen kişilerde görmesinde bir bulanıklık. Eskisi kadar net göremediğini söylüyor. Fakat daha enteresanı, 50 yaşından sonraki yakın gözlüğü kullanımı azalmaya başlarsa anlıyorsunuz ki katarak gelişmeye başlamış. Hasta diyor ki ben artık yakın gözlüğümü kullanmayabiliyorum, yakın gözlüksüz okuyorum. Ha, o zaman size bir katarak muayenesi yapmamız lazım diyoruz. İleri yaşlarda ama daima görmenin kaybedilmesinde ya da azalmasında en önemli neden. Dünyada körlüklerin %51 nedeni kataraktı. Herkes bizim ülkemiz kadar şanslı değil. Tedavi olamıyor bu hastalar ve kör olabiliyorlar. Yani en büyük belirtileri nelerdir hocam? Böyle sıralayacak olursak. Bebeklerde, çocuklarda. Bebeklerdeki belirtileri daha da enteresan. Bebeklerde gördüğümüz anda hemen ameliyata alıyoruz eğer şartları uygunsa. Anneler fark ediyor genellikle ve diyorlar ki bize böyle baktığı zaman bir kedi pırıltısı gibi bir şey var gözünde. Bir gözü mesela kırmızı, bir gözü beyaz gözükebiliyor. Bunlar da zaten acilen bir muayene yapılması gerekiyor. Ve belirti bu. Kayma olabiliyor çocuklarda. Şaşılıkla kendini gösterebiliyor. Bir göz bakıyorsunuz kayıyor ve onda katarakt olabiliyor. Ya da mesela iki taraflıysa çocuk görme gelişimini beklediği gibi tamamlayamıyor. Anne diyor ki çok ilgisini çekmiyor, etrafa bakmıyor, işte bir şey gösteriyorum ona tepki vermiyor gibi şeylerle, şikayetlerle geliyor. Evet. Belirtileri dedik. Yani bebeklerde bile oluyor diyorsunuz. Bebeklerde yani, bile olabiliyor. Yani doğumda bile görebiliyoruz. Tabii ileri tedavisi yaşlarda. Tedavisi hocam. Tedavisi nedir? Tedavisi ameliyattır. Cerrahidir kataraktın tedavisi. Milaki cerrahi müdahale ediyorsunuz. Evet. Evet. Hocam glokom göz tansiyonu. Göz tansiyonu nedir hocam? Ne gibi durumlarda olur ve bazı insanlarda mesela gözde kanlanmalar oluyor. Bununla nasıl bir bağlantı kuruluyor? Bunu nasıl anlıyoruz? Şimdi gözde kanlanmalar birkaç neden, yani birçok nedenden olabiliyor ama glokomla birlikte olan kanlanmalar genellikle ağrılı kanlanmalar. Glokomun birkaç tipi var. Genellikle çok sinsidir glokom. Yani gözün sinsi hırsızı denir. Görmeyi çalan hırsızı denir glokoma. Nasıl görürüz hocam?
Flu mu görürüz yani baktığınız zaman? Glokomda başta bir şey fark etmezsiniz. Fark ettiğiniz zaman zaten o yapacağını yapmıştır. Yavaş yavaş etraf böyle ortaya doğru daralmaya başlar ve tünele benzer bir görüş olur. Görmede netlik kaybı. Görmede netlik kaybı olur ama bir yandan da bir karanlık sanki bir dürbünün içinden bakıyormuşsunuz gibi. Etraf daralmaya başlar glokomda. Göz tansiyonu. Ama hasta bunu fark ettiği zaman o zaten epi yol almıştır. Bu sinsi hırsızlığı çok uzun yıllar boyunca sessiz sedasız yapar. Kırmızı bir gözde, gözün kızarması ve ağrıyla birlikte seyreden glokom tipi daha akut glokom dediğimiz bir tip bizim. O daha şiddetli belirtiler veriyor. Hızla müdahale edilmesi gerekiyor. Onun belki bir bakıma fark edilme olasılığı diğerine göre daha hızlı olabiliyor, daha yüksek olabiliyor. Evet. Tedavisi ne oluyor hocam? Yani sinsi diyorsunuz ama hani biraz daha böyle açalım isterseniz. Şimdi tedavisi... Belirtileri olarak yani kişi hiç mi anlamıyor? Şimdi dediğim gibi iki ayrı tipten bahsetmemiz lazım. Bir böyle ağrılı, kırmızı, hani gürültülü bir tabloyla ortaya çıkan formatı var. O hemen fark ediliyor. O zaten 6-8 saatin içinde müdahale ediliyor. Lazer yapılıyor, etki etmezse ameliyat alınıyor vesaire. Sinsi seyirli olan hasta sadece ya dökünt bir ağrı var gözümün arkasında, zaman zaman sanki çok yoruluyor gibi gözüm diyor. Ama sıklıkla rutin doktor muayenesi sırasında bulunuyor. Aslında da damlayla tedavi olabiliyor sıklıkla da. Evet. Ama ilerleyen lazer yapılıyor. Cerrahi müdahale yapılıyor. Lazerle tedavisi mümkün yani böyle bir durumda. Lazerde yapılabiliyor evet. Bazen böyle tabii yoğun iç temposundan dolayı gözlerimizde kanlanmalar olur. Tabii bu sosyal medyada geçirdiğimiz zamanla evet. da alakası var. Kaç saat geçiriyorsun Instagram'da? Ya belli sosyal medyada. Bazen takılıyoruz zamanında nasıl geçtiğini anlamıyoruz yani. Bazen yani 24 saatin 4-5 saat kesin geçiyordur yani. Çünkü dijital platform tabii işimizin gereği de o sosyal medya olması gerekiyor. İşte paylaşım yapıyoruz. İşte işle alakalı çok yoğunluk sosyal medyada kaldığımız için ister istemez zamanla nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Doğru. Ve kapattıktan sonra da gözlerde bir şey oluyor böyle. Bir ambiyans oluyor. Yani o kanlanma, değişik, evet. Kanlanmadan ziyade yorgunluk, böyle. Yorgunluk. Aynen böyle bir yorgunluk. Karşıya baktığımız zaman değişik bir hal. Biz buna yoruyoruz hocam. Hani böyle yoğun iş temposunda. Bir şeye çok dikkatli baktığımız zaman, bu ister ekran olsun, ister bir kitap olsun, ister televizyon seyredin. Dikkatli baktığınız zaman göz kırpma sayısı azalır. Değil mi? Evet. Göz kırpma şunun için çok önemli. Mevcut gözyaşını gözün üstüne yayar ve onu korur. Islatır ve korur. Doğru. Sayı azalınca kurur. Bir de zaten ışık geliyor. Ondan da etkileniyor. Dolayısıyla onun için oluyordur o. Evet. Önlemleri var. Onları konuşuruz. Demek ki çok fazla takılmamak lazım sabit. Evet. Hocam önlemleri göz kuruluğuna ne öneriyorsunuz uzman olarak? Yani yani derecesiyle ilgili bir şey ama çok fazla damla, sosyal medyada işte ekran başında çalışanlara gözyaşı damlaları öneriyoruz genellikle. Gözyaşı damlaları doğru. Doğru çok bilgisayar başında olanlar, evet, olanlara onlara öneriyoruz. Masa başı iş yapanlar. Evet çünkü ben bile mesela montaj yaparken belli bir saatten sonra tabii o unutuluyor herhalde. Göz kırpmayı unutuyorum herhalde sabit baktığım için. İster istemez refleks olarak azalıyor göz kırpma sayısı. Doğru. Hocam göz tansiyonu dedik. Her yaşta olur mu göz tansiyonu? Biraz buralara girelim isterseniz. Kaç yaşlarında olur? Dediğim gibi... Doğumda bile olabiliyor. Doğumsal olarak bile olabiliyor. İşte onun için mutlaka çocuklar bir doğumda ve 6 ay sonra muayene edilsin diyoruz. Bebeklerde, yeni doğanlarda bile olabiliyor. İlerleyen yaşlarda da görülebiliyor. Bazen başka hastalıklara ikincil olarak gelişebiliyorlar. Göz içi iltihaplanmaları, yaralanmaları gibi. Göz içi iltihaplanmaları. Yaralanmalar, tümörler gibi hastalıklarda. Bazen şeker hastalığına bağlı olabiliyor. Oraya gireceğim hocam, çok önemli değil mi? Evet, çok şeker hastalığı çok sıkıntılı bir hastalık. Göz yönünden de çok sıkıntılı.
onun sonucunda da gelişebiliyor. Evet. Farklı tipler gelişiyor tabii. Hep aynı tip glokom değil. Evet. Hocam mesajlarımızla devam edelim. Konuyla ilgili mesajlarımız gelmiş seyircilerimizden. Ankara'dan Semra'nın göndermiş efendim. 50 yaşındayım. Yılsam gözlük kullanıyorum. Akıllı merceği önerir mi hocam? Kendisine sorarım. Hipermetrobum demiş hocam. Bu önemli bir soru. Çünkü akıllı mercek güzel bir şey. Uzak, ara ve yakın mesafeleri görmesini sağlıyor hastanın. 50 yaş bizim için genç bir yaş. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Teşkilatı 75 yaşına kadar uzattı gençlik yaşını, orta yaşı. Ergen yaş diyoruz çok efendim. 50 yaş ne ki? 50 yaş ne ki efendim? Ergen yaşı yani. Orta yaş 75'e kadar uzadı. Biz o zaman bebek oluyoruz hocam. O verilere göre. Değil mi hocam? Siz de aynen o şekilde ergen ben diyorsunuz. Ben de pek artık bebek sayılmam. Siz de öylesiniz yok hocam. Yani ama 50 yaş bizim için aslında genç bir yaş. Çünkü Türkiye biraz daha gelişmiş ülkelerle paralele yakın gidiyor diyebilirim bazı tıbbi verilerde. Ve 50 yaşındaki kişilerde eğer bir katarakt varsa akıllı mercekler tercih edilebiliyor. Ama gözündeki bütün diğer dokuların sağlam olması lazım. Yani gözde başka hiçbir bozukluk olmaması lazım. Mesela gözün arkasında damar bozuklukları, sarı nokta hastalıkları vesaire olmaması lazım. Hipermetropsa, hafif bir kataraktı da varsa ve de sağlamsa gözünün kalanı akıllı mercek için uygun adaylardan kabul edilebilir. Ama bizim en iyi konu detaylı muayenelerimiz var. Bir ameliyat kararı vermeden ve bir mercek önermeden önce. Tabii hani şu yakın gözlüğünden kurtulmak çok büyük bir avantaj şey için aktif çalışan insanlar. Çünkü artık insanlar 50-60 yaşında, 70 yaşında çalışıyorlar. Eskiden 40 yaşına gelen otururmuş, eleğini asarmış. Onunla elemiş, eleğini asmış. Aynen öyle. Torun torba bakarmış. Artık öyle değil ki. Hani 50 yaşında insanlar aktif çalışıyorlar. Tabii. Doğru. Hocam biraz önce pırıltı dediniz ya, yani gözlerdeki o pırıltı. Bir seyircimiz soruyor Erzurum'dan. Erzurum'a selamlar, sevgiler efendim. Yılsam oğlumun gözlerinde pırıltılar var. Zaman zaman fotoğraflarda bir göz bebeğinin farklı renkte çıktığını görüyorum. Bir yaşındaymış oğlu. Bu önemli midir diye sormuş. Çok önemli bir şeydir. Yani farklı renkte bazen çıkıyor böyle hocam resimlerde. Şimdi bu en çok zaten anneler fark eder bunu. Fotoğraf hani flash ışığında kırmızı çıkar ya gözün bebeği. Bu çocuklarda farklı daha açık renk bazen beyaz gözükür. Çok çok önemli bir şeydir. Mutlaka hemen hekime gidilmesi gerekir. Çünkü çok ölümcül bir bebeklik tümörünün de ilk belirtisidir. Tümör. Onun için evet göz içindeki bir tip kanserin de... Adı nedir hocam? Göz tümörü mü deniliyor? Retinoblastomdur ama göz içi tümörü diyebiliriz. Onun için böyle bir pırıltı görülürse mutlaka hemen doktora götürülmesinde yarar var. O izleyicinizin de bunu hemen gerçekleştirmesini şiddetle tavsiye ederim. Evet, ertelemeyelim efendim. Çocuğumun gözlerinde kayma var. O kaymaya da geleceğiz hocam. Çocuğumun gözlerinde kayma var. 3 yaşında çocuğum. Biraz daha büyüyünce getirin dediler doktorlar. Ne yapmalıyım? Hocama sorarım diye bir mesajımız hocam. Evet. Şimdi kayma birçok nedenden olabiliyor ama sıklıkla en sık nedeni gözlük ihtiyacı. Ve eğer 5 yaşından önce bu gözlük ihtiyacı giderilirse o zaman çocuk tam görebiliyor. Eğer bunu geciktirirsek 3 yaş bence bir sınırdır ve iyi bir sınırdır. Ve 3 gitmesi çocuğu gerekir. O zaman tam gördürebiliyoruz. Normal bir insan kadar gördürebiliyoruz. Ne kadar gecikirsek o kadar tembel göz ve başarılı olamıyoruz o kadar bütün şeyleri gördürmeye. Evet hocam, bazı bebeklerde de var mesela baktığınız zaman hani siz ona bakıyorsunuz ama o böyle kaymalar oluyor. Bu da mı onun belirtisi oluyor? Hepsi bebekler değil. 3 aylık 4 aylık bebekler. Hepsi değil. Çünkü görmeyi öğrenirken
yakına bakma çalışmaları yapıyor. Dedim ya, öğrenilen bir şeydir görme. O yakına bakma çalışmaları sırasında gözlerde kayma olabiliyor ama geçici kaymalar önemli. Yani oluyor, geçiyor, düzeliyor vesaire. Yine de bir göz doktoruna gitmenin erken olduğu bir dönem yok. Bir kayma varsa çocukta bazen çok basit bir gözlükle tamamen düzeltilebilir. Tansiyonla ilgili bir sorumuz var. Hocam seyircimizden Kars'tan göndermiş seyircimiz. Annemde glokom var Yeliz Hanım. Bende de ileride çıkar mı? 18 yaşındayım. Göz tansiyonu. Genetik midir hocam? Göz tansiyonu. Genetik glokom. Olabiliyor. Ailede varsa üstünde duruyoruz. Geçmiş olsun. Takip ediyoruz. Evet. Olmasın inşallah. İnşallah. Yaşı küçük çünkü. Rutin muayeneler sırasında ailesinde göz tansiyonu olduğundan bahsederse hekimler de ona göre yönlenirler. Zaten dediğim gibi birçoğu rutin doktor muayenesi sırasında bulunur. Onu ama hatırlatmasında yarar var. Şart değil. Yani olacak diye bir şey yok. Ama bu önemli bir bilgidir. Cepte bulunmasında yarar var. Mutlaka doktora bahsetmesi avantajlı olur. Genetik de olabilir diyorsunuz. Olabilir ama olmaya da bilir. Şart değil. Bazı özel göz yapıları var. Onlara bağlı gelişen glokomlar var. Göz tansiyonları var. Onlar görülebiliyor ama dediğim gibi önemli bir bilgi. Cepte bulunmasında yarar var. Evet, yine de görünmek gerekiyor. Evet hocam, çok önemli bir konu. Şeker hastalığı anne karnında etkilerini gösteriyor aslında. Çok sinsi bir hastalık. Evet. Şeker hastalığının gözlerimize etkileri, belirtileri, ne yapılması gerekiyor? Bebeklerde de var demiştiniz siz. Yayın öncesi konuşmuştuk. Evet, olabiliyor. Şimdi şeker hastalığı damar duvarını bozan bir hastalık. Ve belirli bir büyüklükteki damar duvarını özellikle bozuyor. Bu büyüklükteki damarlar gözde var, böbrekte var ve beyinde var. Böbrekte, gözde, eğer beyinde. Gözdeki damarlarda bozulma varsa o zaman anlıyoruz ki biz aynı zamanda böbrekte de var. Eyvah. Dolayısıyla damar yapısını bozuyor. Damar yapısı bozulduğu zaman bir defa kanamalar oluyor. Kanama olmasa bile damar gözlerde dışında... Gözlerde mi kanama oluyor hocam? Göz kanaması. Retina kısmında, retina. Gözün retina dediğimiz asıl beyin yapısındaki tabakasında. Çünkü insan gözü, insan beyninin dışarıdan görülebilen tek yeridir. Beyin yapısındadır görme tabakamız. Bu tabakada kanamalar oluyor. Damar dışına sıvı sızmaları olabiliyor. Ve... tabii önce parça parça görme kayıpları meydana geliyor. Eğer bu kanamalar çok artarsa, bunlar birbirine yapışıyor, dokuyu bozuyor vesaire. Her aşamada tedavi etmeye gayret ediyoruz. Lazer tedavileri, ameliyatlar, işte bir takım ilaç enjeksiyonları falan. Ama en iyisi başlamaması. Çünkü bizim bu hastalıklarda şöyle bir sıkıntımız var. Biz kaybedilmiş alanları geri kazanamıyoruz. Sadece yeni alan kazanmasını hastalığın engelleyebiliyoruz. Bu kadar. Evet. Onun için yeni bir alan kazanmasına izin vermemek gerekiyor. İdeali de başlamasına izin vermemek tabii. Doğru. Ama şeker hastalığıyla birlikte de diyorsunuz. Yani göz kaybı olur mu? Kişi gitmediği zaman doktora bunun önlemini almayınca. Bunda da zaten hani kanlanma mı? En başta hani siz nereden anlıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Gözde ne gibi belirtiler oluyor? Şimdi şeker hastalığı bize kanlanma ve ağrıyla geldiği zaman zaten olay çok ilerlemiştir. Önce görme bozukluğuyla gelir. Sıklıkla şeker hastalığını bulan dahiliye ya da endokrin uzmanının yönlendirmesiyle gelir. Çünkü der ki hani ben sende şeker buldum, tedavine başladım, mutlaka git bir göz kontrolünü yaptır. O ona dediğim gibi bizim bulgularımız ona böbreklerin durumuyla ilgili de çünkü bilgi verecektir. Sıklıkla öyle gelir hasta. Ama bazen de görmem bozuldu diye gelir. Az görüyorum, eskisi kadar net göremiyorum diye gelir. O zaman da zaten muayenede çok tipiktir görüntü. Bakar bakmaz anlarız şeker olduğunu.
Ama dediğim gibi en iyisi hiç başlatmamaktır. Hı-hı. Şekeri düzgün kontrol etmek, muayene. Biz 3 ayda bir görmek isteriz şeker hastası olanları. Onları aksatmamak çok önemli. Körlük olur mu hocam? Şeker hastası ileri boyutta olan bir olur hasta. Maalesef evet. Kontrolsüz kalırsa olur. Oluyor. Göz kaybı. O yüzden gerçekten çok aksatmadan sinsi. Evet. Adım attırmamak, nefes aldırmamak lazım şeker hastalığına. Ama nasıl olduğunda işte sürekli kontrollerden çıkar. Evet. Çünkü şeker hastalığı gerçekten çok sinsi bir hastalık. Ekranlara da geliyor evet. Zaten sevgili izleyenler. Burada mesela sağdaki görüntüde evet. Nasıl alanların kaybedildiği, bu soldaki resime bakıyor aslında hasta. Hı-hı. Ama ne kadar alanların kaybedildiği, o siyah görünen lekeler hastanın göremediği yerler. Ama bir de aslında gördüğünü düşündüğü yerler bile net değil farkındaysanız. Evet, evet. Kaç yaşında mesela bu çocuk hocam? Ha, bu çocukların fotoğrafına bakıyor. Yani, şey evet. Değil ama dediğim gibi şeker hastalığı başladıktan birkaç sene sonra bunlar görülebiliyor şeker kontrolsüzse. Evet. Şeker hastalığının yaşıyla ilgisi var. Yaş olarak? Kontrolsüz. Mesela 5 yıllık şeker, 10 yıllık şeker, 20 yıllık şeker gibi şeker hastalığının kendi yaşıyla ve bir de kontrolsüz olmasıyla ilgisi var. Eğer kontrolsüzse hızla başlar. Kontrolsüz ne gibi durumlarda çıkıyor hocam? Yemesiyle içmesiyle mi bebeğin ya da çocuğun? Yeme içme tabii çok önemli. Beslenmeyle de alakalı değil mi? İlaçlarla önemli, tedavisini uygulamasıyla önemli. İnsan genelde tabii bir kronik hastalığı olduğunun söylenmesinden ve sürekli ilaç kullanması gerektiğini söylenmesinden hoşlanmıyor. Evet. Ve bunu ihmal etmeye de pek hazırız. Evet. İşte ben yemek yemedim o zaman bir şey olmaz gibi falan öyle bir şey yok. Periz yapıyorum, dikkat evet. ediyorum. Öyle ne yazık bir şey yok ki efendim. Öyle bir şey yok. Ki özellikle şeker hastalığı ne olur. Yani evet. Çok tehlikeli, çok sinsi bir hastalık hocam gerçekten. Evet. Anne karnında bile olabiliyormuş. Her aşamada olur ve de tedavilerin yani yiyecek içeceklerin ayarlanmasının bir takım bizim homeopatik dediğimiz vücudun dengesinin korunmasını sağlayan beslenme ve yaşam tarzlarının yerleştirilmesi tabii çok önemli. Ama bunların hiçbiri gerçek bir ilaç tedavisinin yerine geçmiyor. Evet ama çocuklarda da sık ilaç kullanımı da. Onlar ayarlanıyor zaten. Belirli protokoller var. Çocuklarda daha önemli. Küçük çocuklar biraz genetik yatkınlıkla ortaya çıkıyor. Onlarda tip 1 şeker çok fazla görülüyor. Evet. Ve onların tabii tedavisi daha zorlu bir iş. Allah'tan o zorlu kısmı endokrinciler hallediyor. Ondan sonra sizi yönlendiriyorlar. Sonra bize. Sonra size evet doğru. Yani hocanın da dediği Nuri Aksever çok kıymetli bir hocadır. Endokrinoloji uzmanı, metabolizma uzmanı. Hani o kadar sinsi diyor ki yani anne karnında başlıyor şeker hastalığı ve göze, böbreklere inanılmaz derecede hani vücudumuzun en önemli... Tabii. Organlarını mahvedebiliyor. Evet. O yüzden her zamanki gibi tabii size ve yıllar boyu yani süründürüyor hani bir sıkıntı çektiriyor hem Allah korusun. Çocuğa hem ailesine tabii hiç kolay bir şey değil. Doğru, doğru. Hem genetik de olabiliyormuş evet. Değil mi hocam şeker hastalığında? Hocam bu konuyu en sona bırakacağım. Katarakt ameliyatının başarı oranı nedir hocam? Son zamanlarda... sıklıkla bu operasyon yapılıyor, cerrahi müdahale yapılıyor. Başarı oranını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye bu konuda problemi olan bir ülke değil. Bizde çok yapılıyor katarak ameliyatları. Bir defa dediğim gibi en büyük avantajımız bizde katarak nedeniyle kör olan insan sayısı gelişmiş ülkelerdeki kadar. Yani bazı ülkeler var dünyada. Evet. Bir kısmında ben de çalıştım geçmişte. Güney Afrika gibi. Seminerler verdiniz orada, çalışmalar yaptınız. Evet, oralarda çalışmalarımız oldu. Orada insanlar hekime ulaşamadığı için, yani basitçe gözün merceğini, katılaşmış merceğini aldıramadığı için kör oluyorlar. Ve %51 körlük nedeni bütün dünyada. Türkiye'de böyle bir şey yok yani. Türkiye'de başarı oranı gayet yüksek.
yüzde tanı ve tedavide dünyada, dünyada sıralamaya gayet biz gelişmiş birinci sıradayız efendim. Seviyesi. Birinci sıradayız. ama bire yakınız. Bire yakınız yani bir olamasak da böyle. Çünkü... Bir değilsek de yakınız. Evet evet dünya genelinde şöyle değerlendirme evet. yaptığımızda yani evet, erken tanıda tedavide. O bakımdan şanslı bence Türkiye gerçekten tıbbi müdahaleler yönünde. Gelişmiş ülkelerle yarışıyoruz. OECD ülkeleriyle yarışıyoruz. Yani geri kalmış ya da işte gelişmekte olan ülkeler safında değiliz. Hocam diğer bir konu daha numaralı lensler ve gözlük kullanımıyla aynı seviyede mi, uzman olarak nasıl değerlendiriyorsunuz numaralı lenslerle? Şimdi gözlük. Numaralı lensler bazen tıbbi bir ihtiyaçtır. Bazen zorunludur. Bazen de estetik bir kaygıdır. Gözlük camları yani 1 numara, 2 numara, 5 numara bunlar bizim için çok bir numaralar değiller. Hani 15, 20'ler, 30'lar. Göz delinlendirici tabii... derler hocam. Mesela kitap okurken doktor bana üniversite yıllarımda da çok çalışkan bir öğrenci olduğum için göz dinlendirici gözlük vermiştim ona. Evet. Onun da etkisini ben uzun uzun yıllardır gördüm. Lens yani kişi mesela görüntü olarak rahatsız oluyor. Çok ileri boyutta mesela kavanoz gibi böyle ben diyor çok rahatsızım aynaya baktığım zaman mutsuzum diyor. Şimdi tabii çok lens düşük numaralarda biz lens vermek istemeyiz. Yani bir 0.50'ler, 0.75'lerde bir lensin bir manası yok. 2'den sonra mı olur hocam? Derece olarak? Yok yani 1 ve üzerinde lens verilebilir. Yaşın önemi var. Çok küçük yaşta ancak çok özel koşullarda verilir. İşte mesela bir bebek katarakt ameliyatı olur. Göz içi merceği yerleştirmeye uygun değildir yaşı ve büyüme durumu. O zaman bir süre uygun hale gelinceye kadar bir lens verirsiniz. O zaman 20 günlük bebeğe de verirsiniz lensi. Ama estetik amaçlı yani tamamen refraktif amaçlı takan kişilerde tabii yaş önemli bir şey. Biraz aklının başına gelmiş olması lazım. Temiz tutacak, eline bakacak, lensine bakacak falan. Evet. Bunlar tabii biraz şey gerektiriyor, bir olgunlaşma gerektiriyor. Ben bir şey sorabilirim. İkisi de aynı olmaz herhalde değil mi hocam? İkisi de aynı değil ama ikisi de aynı fonksiyonu görüyor mu? Yani gözlükle, numaralı lensler. Estetik amaçlıysa evet. Ama bazen tıbbi amaçla kullanıyoruz. O zaman duruma göre lensin avantajları bazen de gözlüğün avantajları olabilir. Evet. Evet. Güzel bir eser alalım mı? Orhancığım senden. Alalım tabii. Sorulu eserden sonra sor. Tamam, sende tamam, de var biraz böyle şey değil mi? Yorgun olduğun zamanlarda falan bir kanlanma var değil mi? İşte lensle ilgili soracaksın ben. Mesela lens kalıcı işte. Her gün bakım mı olmuyor? Her gün takılması gerekiyor mu? Eserden sonra alalım. Evet. Cevabını. Tamam. Hadi bakalım. O zaman Al yarım bu da sana. Özel istekleri vardı böyle Sevda Hanım ve arkadaşlara. Gelsin onlar da bakalım. Gelsinler. Evet, hadi gelsin. Al yarım yeni albümden. Sana. Yok, bir önceki albüm. Bir önceki o. Hadi.
O an cana yakın. Bak düet yaptık birlikte. Evet vallahi. Biz ikimiz yaptık. Bunu sana bir albüm olsun diyeyim. Sana bir albüm yapalım. Ya bu ay ama. Bu ses herkes işini yapsın efendim. Ay, araya giriyoruz. Minicik bir aramız var. Aradan sonra bizler buradayız. Minicik, evet, hadi bakalım evet. Reklamlar. Evet, yine küçük birikimlerinizi büyük kazanca çevirebilmeniz için Vizyonerse Ofisi size yine ilerleyen zamana yatırım yapabileceğiniz, kendiniz için, çocuklarınız ve çevrenizde sevdiğiniz insanların elindeki küçük birikimleri kazanca çevirebilmesi için bizler Lüleburgaz Baba İskelesi E5 kenarındaki, E5 kenarı biliyorsunuz çok fazla bulamadığınız, arayıp da bulamadığınız, geleceğe yatırım yaparken burası bana kesin kazandırır diyebileceğiniz yerlerden bahsediyoruz. 250 metrekare yatırımlık yerlerimizden bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Ekranda da görüyorsunuz E5'in hemen kenarında karşı çaprazında bir benzin istasyonunun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Şimdi numaramızı vereyim. 0212-909-0299 0532-171-1058 numaralı telefonumuza bir çağrı bırakmanız yeterli yeter. Olacak. Öncelikle E5 kenarı bir. Benzinlikler var iki. Evet. Vallahi geleceği çok parlak bir yer bence. Arayın. E5'e cephede ve fiyatımız oldukça uygun 22.500 TL. Aslında rakamlar sizin cebinize uygun rakamlar. Şimdi artık herkesin gerçekten ekonominin zorlaştığı, para biriktirmenin daha büyük sıkıntılı olduğu, biriktirseniz de çok büyük rakamlar biriktiremediğiniz bir dönem Vizyonerse Ofisi size bu tür size gelecekte gerçekten iyi para kazandıracak, yatırımlarınızı kazanca dönüştürebilecek yerleri sizlere belirliyor. Evet, Lüleburgaz ve Baba Eski'nin ortasında, Lüleburgaz'a 12 kilometre, Baba Eski'ye 8 kilometre olan yerlerden bahsediyoruz. 250 metrekare, gelişmesi çok hızlı olacak. Belki de birkaç yıl içerisinde çok ciddi anlamda kazanç getirecek. Kesinlikle. E5'e cepheli yerler. İş adamları yatırımlarını şu an o tarafa yatırıyorlar. Çünkü benim çok iş adamı arkadaşlarım var. %80 diyebilirim o taraflarda yatırım yapıyorlar İlker'im. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Şimdi 22.500 bana çok düşük bir rakam geldi de. Bizler, yani metrekaresi değil değil mi? 250 metrekaresi. 250 metrekaresi. 22.500 evet, TL. Bizler en uygun fiyatlı yerleri bularak çok fazla kar marjı elde etmeden izleyicilerimizin yatırımlarını kazanca çevirebilmesi, küçük birikimlerini de gelecekte gerçekten iyi kazanç elde edebilecekleri yerleri belirleyerek onların karşısına çıkarıyoruz. Zaten biz bunu sürekli yapıyoruz. 2020 yılında tapusuz bir kimse kalmasın güvenilir, diyoruz. Güvenilir elden almak çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda Vizyonerse Ofisi gerçekten güvenilir bir yer, güvenilir bir mekan. Zaten televizyonumuz burada, kendimiz buradayız. Bir şey olursa Türkan'a burada, Allah korusun. Olma şansı yok, yok zaten. Zaten sevgili izleyiciler, 26 yıllık bir geçmişi olan Vizyon 58, yani Vizyon 58'in arsa ofisi, yan kuruluşu. O yüzden de sizler 26 yıldır bizleri takip ediyorsunuz. Kesinlikle. Vizyon arsa ofisi de sizlere bu noktada bu güveni kazanca çevirebileceğiniz doğru öyle yerleri belirliyor. Zaten bu ekranda olmazdık. Kesinlikle. Tabii, kesinlikle. Bu arada sevgili izleyiciler, yine söylüyorum. E5'e cepheli çok fazla yer denk getirebilme şansınız olmuyor. Biz de denk getirdik ve denk getirirken de kar marjımızı minimum tutarak sizin de geleceğe yönelik kazancınızı maksimum hale getirip 250 metrekare yatırımlık yerlerimizi sizlere 22.500 TL'ye sunuyoruz. Evet, 0212-909-0299 0532-171-1058 numaralı telefonumuza bir çağrı bırakmanız yeterli. Zaten E5'in kenarında olması bir avantaj. Karşısında benzin istasyonunun olması, gelecekte oralara yapılabilecek yatırımlarla ilgili size verilecek aslında ilk ipuçları. Bunun dışında zaten İstanbul'a çok fazla bir mesafesinden de bahsetmiyoruz. 1 saat 15, 1 saat 20 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Bir saat olsa ne olur ki, zaten şurası. Ve yatırımınızı yapıp tapunuzu aldıktan sonra da beklemeniz için artık başlangıcınızı yapıyor oluyorsunuz. Bu arada sevgili izleyiciler, araç takası da mümkün. Araç takası yapılıyor. Araç takasınız piyasanın üzerindeki değerde alınıyor. Bir de sevgili izleyiciler. İşte bu çok önemli.
galeriler. Tabii yani galeri fiyatından değil de dışarıdaki fiyata göre yani alıyoruz. Yani siz ne kadar hani bu toptan perakende fiyatı oluyor ya, siz perakende piyasa fiyatı üzerinden verebiliyorsunuz. Bu noktada belki bir değil birkaç tane de alabilirsiniz. Küçük birikimlerinizi büyük kazanca çevirmek, güven ve kazancın adresi Vizyon Arsa Ofisi size yeni bir fırsat daha sundu. 2020 yılının başında hedefimiz neydi? Herkesin elinde geleceğe yönelik küçük birikimlerini kazanca çevirebileceği tapulu bir yer olsun. Kesinlikle. Bir de bu bölgenin toprakları çok verimli. Ben her zaman söylüyorum. Dolayısıyla yani insan orada bahçesinde yapabilir, evini yapabilir, iş yeri yapabilir. Bakınız orada benzinlik kurulduktan sonra. Yok zaten, benzinlik var zaten. Ekranda görüyor işte sevgili izleyiciler. Diyorum, karşı ya. Çaprazında belki onu birkaç tane daha tabii. Benzinlik yapılacak. Yeri olduğu gibi E5'e cephe. Böyle bir yeri bulmanız biraz zor. Altın değerinde yatırımınızın kazancını yapabileceğiniz noktadasınız. Benzinlik kurulduktan sonra her şey yapılır. Çünkü kurulmuş zaten. Aynen. Aynen. Orası kurulmuş. Önemli, daha da başka projeler de gerçekleşecek. Ama bu noktada sizlerin kendi geleceğinizi, kazancınızı aslında hepimiz şimdi artık kiramız ödemekten, çocuk yetiştirmekten, hani kadınlar altın gününde bile biriktirdiğiniz paralarla buradan bir yer sahibi olabilirsiniz. Bir altının değeri zaten hani 4-5 altın toplasanız, birkaç kişi bir araya gelseniz bir yer sahibi olursunuz. Bunun dışında da küçük birikimlerinizi nasıl kazanca çevirebilirim diye düşünürseniz bence bu fırsatı kaçırmamalısınız. Bize 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefona bir çağrı bırakarak ilk adımı atıp geleceğinize yatırım için Vizyon Arsa Ofisi ile bir bütünleşme ve kazanç adına ilk adım atabilir. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı vay. Şimdi geldi yar sevmenin zamanı, gelir geçer ak elleri kınalı vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay, Adanam yoluna da öleyim vay, vay vay kurbanın olayım vay, vay vay sürmeli meleğim vay, Adanam yoluna da öleyim vay, vay 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 vay. Ağzında dişleri inciden aktır, güzeller içinde emsali yoktur vay. Güzeli gösteren gözüyle kaçtır, gelir geçer ak elleri kınalı vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay, Adanam yoluna da öleyim vay, vay vay kurbanın olayım vay, vay vay sürmeli meleğim vay, Adanam yoluna da öleyim vay. Vay anam vay.
iyisi özünden olur, yiğidin iyisi sözünden olur vay. Güzel olan gül benzini soldurmaz, ala gözlerine kurban oldum vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Adanam yoluna da öleyim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, adanam yoluna da öleyim vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Adanam yoluna da öleyim vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Adanam yoluna da öleyim vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Adanam yoluna da öleyim vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Adanam yoluna da öleyim vay. Kurban olayım, kadan alayım. Ha. Ankara yine değil tabii mi? Ankara oyun havası. Tabii, sen neresin? Orhancana yakın. Ben Kastamonu. Kastamonulsun evet. Ama Kastamonu. Ankara oyun havalarını söylüyoruz. Çok tabii. Güzel evet, seslendirmişsin. Sözünüz kime ait? Anonim. 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 Evet. Ha, çok güzel. Evet. Bu son evet. Albümünde türküler var. Başka neler var? Yani Türk bir sanat tane, müziği var mı? Işte, bir tane slow eser var. Hepsi oyun havası. Ankara tarzı. Hepsi oyun havası. Tabii. Hepsi. Hepsi. Evet. Şimdi insanlar konserlerde, festivallerde, düğünlerde Orhancan'a yakın sivrisini takıyor. Evet. Allah ver lazım. Vur patlasın çal oynasın. Düğün bir tane alır oynuyorlar. Tabii. Ankara bu arada Erik Dalı'nı tam 16 yıl önce ilk okuyan benim. İlk okuyan Orhancan'a yakın. Erik Dalı. Tabii. Erik Dalı gevrektir. Gevrektir var ya işte tabii. Oo, gevrektir İlk okuyan Orhancan'a yakın. Öyle mi? Aa çok daha bir sürü i̇şte, sanatçılar var. Kısmet nasip işte bu işler. Mesela bak 16 yıl önce ben okudum. Patlamadı. Evet. Klip çekmedim ama. Mesela 16 yıl önce seni tanısaydım kesin seni klipte oynatırdım. Şimdi klibinden Naci Altın'la şu anda bizleri izliyor efendim. Naci abiye selam sevgiler olsun. Bütün ünlülerin, bütün böyle moderatörlerin, sunucuların, kıymetli sizin gibi sanatçıların. Eyvallah, efendim kendisi organizasyonun organizatörlüğünü yapıyor. Selamlarımızı gönderelim. Selam olsun. Benim de program koordinatörüm. Evet. Konu koordinatörüm. Klipte tabii, de tabii. Çok emeği geçti Naci Altın'ın değil mi? Birlikte organize ettiniz. Tabii de bana çalışmayı. Gerçekten kendisi çok destek veriyor sağ olsun. Teşekkür ederiz. Biz de onun her alo dediği her yerde oluyoruz mesela. Tabii ortak dostluklarımız var. Bir ortak sürü, çalışmalarımız var. Sağ olsun bana da bayağı bir sunumlar paslıyor aynen, sağ olsun. Aynen, çalıştırıyor aynen, bizi. Aynen, hep birlikte ekmek yiyoruz. Menajerin işi çalıştırmak. İşi bu değil mi? Tabii, organizatör menajer, sonuçta. Organizatör tabii çalışmak. Evet kesinlikle. Çok çalışmak. Başarının sırrı çok çalışma. Naci abi çok çalış ki başarılı ol yani. Aynen. Çalıştırıyor zaten. Bol bol iş paslasın. O da çalışsın canım yani Allah'a. Hep çalıştırmasın. Paslıyor sağ olsun ha, paslıyor. Tabii ki hepimiz ayrı güzel ayrı. Güzel teşekkür ediyorum. Ekmek sevgili yiyoruz eşi, sonuçta. Sevgili Türk Halk Müziği'nin zaten kadife sesi. Aynen. Çok kıymetli Saray sanatçısı. Ablama. Saray Nur ablamıza selamlarımızı gönderelim. Aynen. Sevgilerimizi gönderelim. Tekrar yeni albümün hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Evet sevgili Vizyon SX TV izleyenleri, Vizyon Ars Ofisi'nin katkılarıyla, sponsorluğuyla programımız tüm hızımızla devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz varsa şöyle bir kere daha kıymetli konuklarımı tanıtmak isterim sizlere. Efendim göz doktoru, operatör doktor Hatice Semir'in tipli oğlu İper. Aynı zamanda üniversite hocası, kendisi eğitimci, eğitim uzmanı kendisi. Hocamızla birlikte göz problemlerini, göz rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin çok kıymetli sesi Orhan Can'a yakın. Eyvallah. Bizlerle birlikte o güzel eserleriyle programımıza böyle şenlendiriyor. Renk katıyor efendim. Tekrar hoş geldiniz sizler de ekranlarınızın başına. Şimdi hocam katarak senin bir sorun vardı Orhan. Sordum ben tamam dedi. Hocamıza. Sordum tamam dedi. Güzel tamam. Bir soruydu ama. Güzel bir soruydu. Sordum tamam dedi. Yani sen de istediğin gibi kullanabilirsin sıkıntı yok dedi. Evet istediğin gibi. Ama uykuda. Uykuda görme problemimiz var. Orhan'ın sorduğu soru efendim hocamıza. Uykuda aynen. Uykuda görme problemim var. Erdoğan Kök benim kadim dostum. Yazmış bana demiş ki. Evet. Hocam ben uyuduğum zaman göremiyorum. Sebebini sor. Evet güzel bir soru. Hakikaten çok manidar. Evet hocam şimdi numaralı lensler dedik. Gözlükle farklarını yayın öncesinde konuştuk. İlk bölümümüzde. Şimdi renk körlükleri hocam.
Sıkça sorulan sorular, bana da çok sorular geldi. Bunlarla ilgili de seyircilerimizin sorularını soracağım size. Göz renk körlüğü nedir hocam? Şimdi renk körlüğü, gözümüzde renk görme işini yapan 3 tane hücre var. Gözümüzün sinir tabakasında. Bu 3 ayrı yapıdaki hücreden birinin, bazen ikisinin, bazen üçünün birden olmamasından kaynaklanan bir şey. Genetik bir olay. Bazen bazı hastalıklardan sonra görülebiliyor ama sıklıkla genetik olarak gelişen bir olay. Ve kişiler çok defa renk körü olduklarının farkında da değiller. Değiller. Renkleri gördüklerini düşünüyorlar. Tehlikesi şu, göremiyorlar. Tehlikesi şu, bir cismin üzerindeki bir başka cismi ayırt edemiyorlar. Mesela çok uzun yıllar renk körlerine ehliyet verilmedi. Evet. Çünkü bu hani oradaki kırmızı, sarı, yeşil lambayı ayırt edemedikleri için değil. Çünkü onu ayırt ediyorlar ve söylüyorlar. Ama mesela asfaltın üstündeki arabayı ayırt edemiyorlar belirli bir ışık şiddetinde. Allah Allah. Onun için risk olur mesela, geliyor araba kullanırken görmüyor karşıdan gelen arabayı ve gidiyor çarpıyor ya da yayayı fark etmiyor asfaltın üstünde. Bu tehlike nedeniyle uzun yıllar ehliyet almalarına izin verilmedi. Sonra bir takım filtreli gözlükler geliştirildi. Bu gözlüklerle bir takım şeyleri ayırt etmeleri mümkün oldu. Sıklıkla farkında değillerdir ama renk körü olduklarında. Ben gibi, ben de canlıydı böyle bir itirafta bulayım hocam. Gerçi size anlattım problemi. Yani bende tam bir renk körlüğü değil o. Böyle bir şey var hani uzak, ama uzaktan, yani uzak mesafeye baktığımız zaman efendim, ben de seyircilerimle paylaşayım. İlla ki inşallah yoktur sizde böyle bir şeyler ama bende var. Uzakta mesela kahverengiyi ben şey olarak... Siyah olarak mı görüyorsun? Hayır, toprak rengi olarak görüyorum mesela. Aklıma gelen şu anda renkler olarak. Ara renklerde böyle bir karıştırma var, evet, ama uzaktan yani. O tam bir... renk körü müyüm hocam ben? Renk körü müyüm eyvah? Şimdi tıbbi prensip olarak muayene etmeden bir şey söylemem. Yani sözel bir teşhis koymam. Ama izlenimim olmadığınız yönünde. Fakat çok enteresan şeyler olabiliyor renk körlüğüyle ilgili. Dediğim gibi çoğunlukla kendileri de farkına varmıyorlar. Mesela bir arkadaşımız vardı bizim. Bana çok... anlattığınız örnek hocam. Seyircilerimizle paylaşın hocam. Çok da böyle maço bir arkadaş. Hani bütün bizim kızlı erkekli grubun içinde işte maço takılan birisi. Fakat tuhaf tuhaf renkler giyiyor. Yani hiç bu ne periz, bu ne lahana turşusu şeklinde falan. En sonunda gitti kendine bir bilgisayar aldı. Fakat öyle bir bilgisayar ki, yani bildiğiniz çingene pembesi. gruptaki erkekler tabii çok bozuldular. Bu ne biçim şey falan. Başka bir renk mi bulamadın? Yani maço bir adam mı alacağım? Çingene pembesi. Alır mısınız siz? Pembe bir bilgisayar. Yani tabii yani. Eyvah. Hediye olarak alabilirim. Eyvah. Kendimi almam yani. Evet. Ondan sonra o da çok sinirlendi. Ne var dedi, işte ne güzel gümüş grisi dedi. O zaman anlaşıldı gümüş ki gümüş grisi, eyvah. Göz şey renk körü ve gerçekten kendisi de duruma tabii çok üzüldü. Evet, yani çok farkında an, değil. Farkında olmadığı çok için yani. Fark etmez ve bazen de bazı şeyler olabiliyor. Alt grupları da olabiliyor. Mesela mavi rengi seçemiyorlar, yeşili seçemiyorlar ama gördüğümüz bütün renkler... Fıstık yeşili mesela sarı olarak bazen ben görebiliyorum hocam. Yani bir ambalajda mesela bir kutunun üzerinde fıstık yeşilini ben sarı diyorum. Evet. Dediğim gibi. Renk körüsüne eyvahlar olsun. Hemen yayından sonra sen de muayene edeyim. Kendi renk körlüğü var. Varmış ya. Herhalde. Diyemiyor. Diyemiyor canım hocam. Demek istedim. Şimdi şöyle bir şey. Bütün gördüğümüz renkler bu üç rengin birleşiminden oluşuyor. Kırmızı, mavi ve yeşil. Evet. Bununla pembe tonlarını görüyoruz, gri, siyah, beyaz tonlarını görüyoruz. Her türlü rengi bu üç şeyin birleşiminden görüyoruz. Onun için bir tanesindeki bir arıza bizde tonlar konusunda sıkıntı yaratabiliyor.
Ama şeyler gerçek renk körleri bütün dünyayı siyah beyaz green'in ve neden siyahın tonlarında görüyorlar. Ama bu ara ara mı oluyor? Devamlı yani renk körü hep öyle devamlı mi görüyor? Doğumsal bir şey o. Doğumsal olduğu için doğduğundan itibaren o şekilde gördüğü için. Sonradan da böyle bazen insanlar da. Onlar hastalık sonrasında gelişebiliyorlar. Evet. Onlar tabii daha özel bir durum. Doğru hocam. Hocam bir sorumuz var seyircimizin efendim. 60 yaşının gözlerimde et yürümesi var dendi. Ankara'dan yazmış Ekrem Bey. Ankara'ya selamlar. Aldırmak zorunda mıyım? Ara ara batmalarım oluyor gözümde demiş. Şimdi et yürümesi dendiği zaman onun iki, bir açılımını yapalım hocam. İki et şeyden bahsedelim. Bir kataraktı da bazen o ismi veriyorlar ama asıl et yürümesi dedikleri şey tıbbi adı pterjiyum olan bir şey. Gözün üzerini kaplayan saydam bir zar var. Gözün beyaz kısmını kaplayan. O saydam kısmının üstüne doğru yürüyor. Ve tabii yapıyı bozuyor. Altındaki yapı da bozuluyor. Altındaki yapının şeffaflığı da bozuluyor. Çok küçükken dokunmuyoruz ama eğer ilerlemeye devam ederse bırakırsak bu taraftan başlıyor. Göz açıklığında oluyor bu ilerleme. Diğer tarafa kadar gidebiliyor. Ne kadar ilerlediğini yazmamış seyircimiz. Evet. Onu zaten hekimin görmesi gerekiyor. Alınması gerekiyor. Her zaman alınması gerekiyor. Yani saydam tabakasının yani renkli kısmının üstüne çıkıp da biraz ilerleme kaydettiği zaman biz alıyoruz. Ve bazen çok inatçı oluyor. Bir alıyoruz bir daha gelişiyor bir daha gelişiyor falan. Mutlaka belirli bir yaştan sonra da patoloji raporuna da bakmak gerekiyor onlara. Patolojiyi mi gönderiyorsunuz? Genellikle alıp gönderiyoruz zaten ama çok rahatsız edici bir şey. İşte bu gözyaşının düzgün yayılmasını, gözün iyi beslenmesini, saydam tabakanın iyi beslenmesini engelleyen bir şey bu. Onun için çok fazla tutma taraftarı değiliz biz. Eğer renkli kısmın üstüne, saydam tabakanın üstüne çıkmışsa. Evet. Hocam göz sağlığı dedik ya hani gözümüzün sağlığı gerçekten çok önemli. Hani böbreklerimiz için yani bütün vücudumuzun fonksiyonlarının normal işlemesi için hani sizin gibi kıymetli uzmanlar siz de diyorsunuz 2,5 litre su tüketimi diyorsunuz. Gözümüzde uyku da çok önemli değil mi? Az uyuduğumuz zaman da ne gibi rahatsızlıklara meyil vermiş oluruz? Şimdi gözün sağlığı ya da görmenin sağlığı dediğimiz zaman iş sadece gözümüzün sağlığından ibaret değil. Çünkü gözümüz aslında bir kamera. Görme işini beynimiz yapıyor. Dolayısıyla hem bu kameranın hem bu kamerayla ana bilgisayar arasındaki bağlantının hem de ana bilgisayar olan beynin sağlıklı olması bizim görme sağlığımızı temin ediyor. Ama kameradan başlayacak olursak. İlk etapta tabii düzgün bir uyku, hijyenik bir şey koruma göze. Çünkü en sık elimizle enfekte ediyoruz gözlerimizi. Dokunmuyoruz. En sık bu. Bir yardımcı cihaz kullanıyorsak mesela bir kontak lens kullanıyorsak mutlaka kurallarına uymak. Mutlaka. Lenslerle yatanlar var. Lenslerle yatmamak. O çok tehlikeli. Son derece tehlikeli bir şey. İşte lenslerle mesela havuza, denize girmemek. Hocam bu şekilde. Son derece önemli. Evet gözümüzü ovuyoruz. Bu şekilde böyle şıkırdamalar çok, oluyor. Çok feci bir şey o bizim için. Biz onu gördüğümüz zaman kendimizi çok kötü hissediyoruz. Gözün içindeki görme dokuları birbirine yapışık değildir Yelisa Hanım. Birbirinin üstüne nazikçe yaslanırlar. İki yerden tutturulmuşlardır. Geri kalan yer boştur. Birbirinin üstüne dayanırlar. Siz bunu buradan ittirdiğiniz zaman bu dokuları hareket ettirirsiniz. Ve yani orada bir yırtık oluşturursanız bir yerine tekrar gerisin geri oturamazsa doku kendi elinizle bir hasar verirsiniz gözünüze. Çok rahatsız olduğumuz, çok korktuğumuz bir şeydir. Asla ovuşturulsun istemeyiz göz. Hocam gözümüzü mesela böyle ara ara böyle ovuşturduğumuz zaman yani çok sert baskı değil de tabii hepimizin yaptığı şey aslında çok yanlış bir şey ama arada bir ovuşturuyoruz yani. Şıkırdaması hocam, göz şıkırdaması, şakırdaması derler. Bu kapakla ilgili normal bir problemdir, bir şey mi? Değildir.
Ama kapaktaki ne bazı gibi? Şeylerden ötürü olabilir. Kendi başına bir şeyin belirtisi değil o. Ama siz yine de siz onu oluşturmayın gözümüzü. Yani gerçekten mesela alerji konjonktivitlerde çok göz kaşıntısı olur. Hmm. Gözü ovuşturmak ister falan. Yani önce onu kesmeye çalışırız. Çünkü gerçekten bütün dokuları yerinden kaldırıp tekrar oturtuyorsunuz. Son derece riskli bir hareket aslında. Dokunmuyoruz efendim. Öyle gözükmüyor ama çok çok riskli bir hareket. Gözlerimiz bizim kıymetlilerimiz, dokunmuyoruz efendim. İşte ne kadar evet. Yapmasak da gözümüz gün içinde gözümüze gibi bakıyoruz efendim. O arada bir böyle işte olmam olacaksınız. Lenslerinizi zamanında çıkaracaksınız. Lenslerle yapmıyoruz efendim. Evet. Bozuluyor. Gereğinden uzun kullanmayacaksınız. Evet. Şimdi gençler bunu şey yapmıyorlar, fark etmiyorlar. İnsan gençken dokular çok dayanıklı, evet. Çok sağlam. Hemen kolay tepki vermiyor, rahatsız olmuyor. Renkli her lensler, şeyi tolere var. Ediyor falan. Evet, evet. Onları akşam lenslerini çıkarmaya ikna etmek çok daha zor olabiliyor. Evet, doğru. Evet, yani işte ben bu zararlıdır akşam yatarken çıkaracaksın falan. Onlar bayağı bir zaman olabiliyor evet, ama çok önemliler. Evet, yani. Evet. Bir de görüntü olarak yani gözü çok sağlam, çok şey ama göz renginden rahatsız olduğu için şimdiki ergenlere bakıyorum mesela yeşil, bir bakıyorum yeşil, bir bakıyorum mavi, bir bakıyorum ela. Yani renkli lensler çok masum kaldı. Şimdi göz içine bir takım enjeksiyonlar yaptırıyorlar gözü renklendirmek için ki dehşet bir şeyler yani. Güney Amerika'da moda oldu. Irisin rengini değiştirmek için bazı maddeler enjekte ediyorlar göz içine. Yani renkli kontak lensler çok masum kaldı. Yani çok şey kaldı. Kullanılabilir kaldı. Kullanılabilir kaldı. Ne kadar büyük risk ama yani çok. Göz kaybına sebebiyet verebilir tabii, hocam. Tabii tabii var mi? Zaten. Türkiye'de var mı böyle bir sistem? Yok. Yok mu? Yok. Diyelim. Ben hiç duymadım da o yüzden ama lensleri yani çok çeşitli lensler kullanan insanlar var. Yani renk tabii. Lens. Siz zaten ihtiyacınız yok lensler. Evet. Teşekkür ederim. O çok az konuşuyor. Ben yok hiçbir şekilde. Bunun hani görüntü olarak hocam rahatsızlık duyuyor. Siyah göze sahip ya da kahverengi. Aynada ben mutsuz hissediyorum kendim diyor yani. Yeşil istiyorum diyor. Tabii o da ne derece doğal duruyor, o da tartışılır. Yani tabii şöyle bir şey var, her şeyin iki türlü kullanımı var. Biri estetik kullanım, aynen kontak lens gözlük farkı gibi. Bir de tıbbi kullanımı var. Mesela çok erken dönemde göz yaralanması geçirmiş, gözünün yapısı bozulmuş, gözü beyaz görünen kişilerde biz diğer gözün aynısı renkli lens veriyoruz. O zaman sosyal yaşantısında bir avantaj sağlıyorsunuz. En azından dikkati çekmekten, herkesin ona bakmasından kurtuluyor kişi. Evet. Bu başka bir şey tabii. Psikoloji olarak kendisini rahatlamış oluyor. Bu başka kullanım şekli ama dediğim gibi ağırlıklı estetik bir kaygı. Doğru, estetik bir kaygı. Doğru hocam. Yakını ve uzağı görememe sebepleri nelerdir? Günümüzde çok yaygın herhalde değil mi hocam? Size gelen vakalardan da. Yani yakını görememe uzağını. Dünyada bir miyopi salgını var. O kadar şiddetli bir salgın var ki Dünya Sağlık Teşkilatı miyopiyle savaş yılı ilan etti. Ve miyopi azaltıcı egzersizler vesaireler geliştirmeye başlandı. Bu biraz çocukların çok erken yaşta işte ekranlarla karşılaşması. Normalde aşması gereken aşamaları geçmeden bir takım şeylere maruz kalması, teknolojik cihazlara maruz kalmasıyla görülüyor. Ama ciddi bir miyopi salgını var. Miyopi, hipermetropi ya da astigmatizma uzak ya da yakın görme sıkıntıları oluşturur. Tabii kimi insanlarda 40 yaşından sonra şu benim yakın gözlüğüm gibi. Evet hocam gözle geldi. Bu hiç ayıramıyorum ben bunu yanımdan görüyorsunuz. Yakın. Bunsuz bir içim. Evet. Yakın gözlüğü takması gerekebilir insanların. Bu daha başka bir şey. Bu dokuların esnekliğinin, gözümüzün merceğinin esnekliğinin kaybolmasıyla ilgili bir şey. Bu normal kabul ediliyor. 40'ından sonra oluyor. Yakını görememe problemi olabiliyor diyorsunuz. Evet, 40 yaşından sonra efendim. Ama diğer doğumdan itibaren miyopi ya da hipermetropi görülebiliyor. Bebeklerde, çocuklarda. Bütün bebekler hipermetrop doğuyor.
bütün hepsi hipermetrop. 3 derece hipermetrop doğuyor bütün bebekler. Sonra yavaş yavaş bu azalıyor. İşte kiminde hafif bir hipermetropi kalıyor, kimi miyoba dönebiliyor. Yakına. Bazısında astigmat gelişebiliyor. Astigmatta bir noktayı nokta olarak değil de çizgi olarak görmek anlamını taşıyor. Noktayı çizgi olarak görmek. Çizgi olarak görmek anlamını taşıyor. Tabii bunların derecesine bağlı, çocuğun gözünün durumuna bağlı ya da yetişkinin düzeltilmesi gerekiyor. Yoksa sıkıntı çekiyor, yoruluyor, okuyamıyor, uzağa göremiyor, araç kullanamıyor. Evet. Yani bebeklerde de çocuklarda da her yaşta miyop görülebiliyor. Miyop da görülüyor, hipermetrop da görülüyor. Ama yakını görememe nüfus kağıdı ile ilgili bir şey. Yani biraz yaşla alakalı diyorsunuz. Hipermetropta mesela nasıl bir tanı olur hocam? Yani ne yapılması gerekiyor? Önlenebilir mi? Şimdi hipermetropun şöyle acıklı bir tarafı var. Gözlük öneriyorsunuz, ne öneriyorsunuz uzman olarak? Şimdi gözlük ya da kontak lens tamamen gözün durumuna, yaşa, hipermetropinin yapısına bağlı. Bu tamamen hasta, kişiye özeldir. Gözlük mü kullanacak, kontak lens mi kullanacak? Biz bu yaşta böyle tamamen uzağa göremiyoruz hocam. Böyle bakıyorum öyle seçemiyorum diyorum. Uzağa görememek kötü bir şey değil. Öyle mi? O kadar miyopik bir belirti. Hipermetropların şöyle bir şanssızlığı var. Özellikle çocuklarda. Bu çocukların zekasıyla ilgili özellikle yüksek hipermetroplarda bir şüphe oluşur. Şimdi yakın mesafesini göremez hipermetrop çocuklar. Birkaç metre çevresini bulanık görür. O zaman da yavaş hareket eder, adapte olamaz vesaire. Aa, bunun kafası çalışmıyor, bu yavaş denebilir. Onun için hani hipermetrop çocuklara mutlaka düzeltme yapılması gerekir. Ben size bir komik olay anlatayım. Bir hastanede yönetici olarak çalışırken bir katta temizlik personelinden sürekli problem geliyor, şikayet geliyor. Hemşire, kat sorumlusu hemşire diyor ki buna ben iş yaptıramıyorum falan. En sonunda bana dedi ki biz dedi onu hani çıkarmak zorundayız. Çünkü asla dedi temizlik yapamıyor. Yapmıyor yani. Ya dedim bir de ben konuşayım çıkayım. Çıktım kata. Temizlik yapıyor adamcağız. Baktım dedim ki bu adam görmüyor. Görmüyor. Ondan sonra nasıl yani dediler. Sen dedim bir gel bana aşağıya ben bir muayene edeyim seni. 9 derece hipermetrop. Yani 50'li yaşlarına gelmiş. Hiç teşhis konmamış. Hiç gözlük takmamış. Ve görmüyor 9 derece hipermetrop. O yaştan sonra çok büyük bir görme sağlamak da mümkün değil. Ama yine de yani iyi niyetle çabaladığı halde göremiyor. Yani hipermetropların böyle bir dezavantajları oluyor. Siz yardımcı oldunuz mu? Yani tabii ne kadar görebiliyorsa o kadarını gördük. Evet, ama hiçbir zaman tam göremeyecektir o. Çünkü o çocuklukta düzeltilmesi gereken bir şey. Tüm hastalıklarda da dediğimiz gibi değil mi hocam? Erken tanı, erken tanıyoruz. Evet, doktora gitmenin erken olduğu bir yaş yoktur. Değil mi? Göz doktoruna gitmenin. Yoğun iş temposu diyoruz, grip olduk ondan dolayı işte gözlerimiz kızardı diyoruz. Demeyin. Aman ihmal etmeyelim gözümüze, gözümüze bakalım efendim. Gerçekten çok önemli. Önemsemiyoruz yani. Kızarıklık oluyor, işte bir şeyler çıkıyor gözümüzün göz kapağımızda değil mi hocam? Halk arasında da derler ittirseyi derler mesela. Sarımsak bile süren var yani. Evet. Güzel. Evet, kapağına sarımsak süren bile var. Bu mikrobik bir durum mudur hocam? Onu da yeri gelmişken sorayım. Evet, o göz kapağındaki bezlerden birinin iltihaplanması, büyümesi, içinde salgısının birikmesi ve iltihapla dolması demektir o. Sıklıkla yüzeyde ise kendiliğinden antibiyotik tedavileriyle geçer damla ve merhemle. Derinde ise bazen ameliyat etmek gerekir. Açmak gerekebilir. Sık sık tekrarlanan halk arasında diyorlar sık ya hocam. Sık tekrarlanmanın mutlaka çok iyi bakılması lazım. Hem bazen düşük dereceli astigmatları gösterebiliyor. Bazen de daha
detaylı başka hastalıkların belirtisi de olabilir. Ne gibi mesela hocam? Bazı iyi huylu olmayan hastalıkların da ilk belirtisi olabilir. Kanser yani. Hı-hı. Maalesef. Adı bile ürkütücü hocam gerçekten. İşte kullanmayayım dedim. Evet, adı çok ürkütücü. Çok ürkütücü. Evet, son konumuza geldik. Şaşılık hocam. Şaşılık bazı insanların böyle çok ciddi anlamda bir problemi. Şaşılık nedir, ne gibi durumlarda olur? Genetik midir, kalıtsal mıdır? Genetik, şaşılığı hazırlayan nedenler genetik olur. Şaşılık genetik olacak diye bir şey yok. Pek çok nedenden olabiliyor. En sık işte görme kusurlarından olur, gözlük ihtiyaçlarından olur. İki gözün görüntüsünün beyinde bir araya getirilememesinden oluşur. Büyük bir kısmı tedavi edilebilir. Eğer göz tembelliği gelişmişse biraz daha zor tedavi edilir. 5 yaşına kadar şansımız çok yüksektir. 9 yaşına kadar biraz daha vardır. Ama 9 yaşından sonra gittikçe azalır. İlerlemiş de yaşlarda... Hocam şimdi, canım hocam, bebekleri mesela yeni doğmuş, 3 aylık, 4 aylık. Bebek bana şey geliyor, hani bakıyor gibi geliyor ama bakmıyor mesela. Şaşı bakıyor. Gelip geçici kaymalar bakıyor ya da delip geçici bakış denir ona. O 3-4 aya kadar normaldir. Gelip geçici kaymalar, yani kayıyor sonra düzeliyor, o da normal. Görmeyi öğrenirken çünkü çocuğun gözünde o kaymalar olur. Ama eğer sabit bir kayması varsa ona mutlaka bakmak isteriz zaten. O çok riskli bir durumdur. İlerleyen yaşlar dediğim gibi elimizi hep zayıflatır. Ne kadar erken görürsek, ne kadar erken gözlük ihtiyacı varsa onu düzeltirsek, ne kadar erken tedavi ihtiyacı varsa tedaviyle görmesini arttırırsak o kadar başarı elde ederiz. Kaymayı da düzeltebiliriz. Çok net bir kural vardır. Görmeyen göz kayar. Yani eğer göz görmüyorsa ya da ötekine her göre kayarmış. Evet efendim, hocam söylüyor. Görmeyen göz kayar. Bu tarafı da bu tarafı. Bu kadar basit. Anne karnındayken mesela bakıyorsunuz hocam. Anne karnında hiçbir problem yok. Doğumdan sonra bebekte işte 3 aylık, 4 aylık. Bebekte nasıl bir tedavi, çok merak ediyorum ben. Yani çocuklarda mesela hani lens dediniz, gözlük dediniz. Aynı şey. Hepsi de bebekte de olur. Çocukta 1 yaşındaki tabii yaşında. Tabii diyorum ya, yani 20 günlük bebeğe bile lens takılabilir gerekiyorsa. Gerekiyorsa. Zor bir durum o da değil mi? Yani, bu kadar. Tabii, bebekle ilgili her şey çok zor. Çok zor olur değil mi? Değil mi yavrum? Yani 1 yaşında şimdi ya da 3 aylık, 4 aylık değil mi? Çok zor bir durum. Evet. Hareketli oluyor en nihayetinde. Kaç dakikamız kaldı? Evet, tamam Ecem'cim. Programımızın son dakikası. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Göz doktoru, operatör doktorumuz Hatice Semir'in Tiplioğlu İper, aynı zamanda eğitim uzmanı, üniversite hocası kendisi. Hocam ayağına, yüreğine sağlık, tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Türkan Bey'e teşekkür ederim. Orhan o kadar çok güzel. Sevindim. Evet, o kadar güzel dinledi ki. Ben çok hiç kaçırmadım hiçbir şeyi. Evet. Teşekkür ediyorum Türk çok Halk güzel. Müziği'nin çok kıymetli ismi. Orhan Can'a çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Güzeldi. Evet, bilgilendik. Gözümüzle ilgili bilgilendik. Ne yapıyoruz sevgili Vizyon 58 TV izleyenlerim? Benim cancağızlarım gözümüze, gözümüz gibi bakıyoruz. Evet, gözümüze gözümüz gibi bakıyoruz. Evet, tabii, göz bebeğimiz gibi. Aynen. Çok önemli. Gerçekten gözümsün. Çok önemli. Gözümsün. Aynen. Evet, iki gözümsün derler yani. Evet, Vizyon Ars Ofisi'nin katkılarıyla, sponsorluğunda programımızın sonuna geldik. Yarın bizler saatler 17.30'u gösterdiğinde sürpriz konu ve konuklarımızla, bizler onurla ve gururla söylüyorum, Vizyon 58 TV ekranlarında olacağız. Sizler de bizleri yalnız bırak. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Orhan Can Ayakal'ın o güzel eseriyle kapanışımızı yapalım. Kapanış yapıyoruz, tamam. Hangisi gelsin? Çok teşekkür ediyoruz. Hareketli gelsin. Gelsin, hareketli gelsin ya, bugün böyle olsun. Hadi bakalım, hareketli gelsin. Sürpriz olsun. Ne varsa sırada o gelsin. Seni alın alayım, şöyle bir hareketler tamam. Ben bir...